Türkiye'de rektörler geçmişten bugüne nasıl seçiliyor? Üniversitelere rektör atanması 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kurulan Yüksek Öğretim Kurumu ile başladı. Böylece 1981'de 35 yıldır uygulanan rektörlük seçimleri kaldırıldı. 1946'da kabul edilen kanunda rektörlerin seçimle görev başına gelmesi öngörülüyordu. 1992'de rektörlerin belirlenme sürecini düzenleyen kanun maddesi değişti ve seçimler geri getirildi. Kanuna göre devlet üniversitelerinde rektör adayları, profesör unvanına sahip akademisyenler arasından önce öğretim üyeleri tarafından seçiliyor, daha sonra YÖK adayların üçünü Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuyor, en son Cumhurbaşkanı rektörü atıyordu. Rektörler dört yıllığına görev alıyor ve en fazla iki dönem bu görevi yürütebiliyordu. 2016'da AK Parti milletvekilleri TBMM'ye Cumhurbaşkanına doğrudan rektör atama yetkisi veren bir kanun tasarısı getirdi. Tasarı muhalefetin itirazları üzerine geri çekildi. Bundan 3 ay sonra yayımlanan bir kanun hükmünde kararname ile bu uygulama yürürlüğe girdi. Buna göre devlet üniversitelerinde rektör YÖK tarafından önerilecek 3 aday arasından Cumhurbaşkanınca atanıyor. Vakıf üniversitelerinde ise rektör mütevelli heyetinin belirlediği adaya YÖK'ün olumlu görüş vermesinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Bulu'nun seçimle değil, direkt atanarak göreve gelmiş olması protestoların en önemli sebebi. Fakat her koşulda son karar Cumhurbaşkanımızın. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Siirt Üniversitesi rektörlüğüne kendi oyu hariç 3 oy alan ve YÖK tarafından üçüncü sırada ismi bildirilen Profesör Murat Erman'ı atamıştı. Yine Ahmet Necdet Sezer'in bazı atamaları. Yozgat Bozok Üniversitesi'ne en fazla oyu alan Profesör Doktor Mustafa İlbaş yerine dört oy alan İnci Varinli'yi rektör olarak atadı. Giresun Üniversitesi'nde 25 oyla birinci olan Profesör Doktor Mehmet Tüfekçi yerine 8 oy alan Osman Metin Öztürk'ü atadı. Sonuç olarak rektör atamalarında son söz Cumhurbaşkanı'nın. Seçim, kurul, oy verilmesi sadece göstermelik müsamereler. Yıllardan beri devam eden rektör atamalarının, medyanın ve bazı siyasi grupların köpürtmesi sonucu bu noktaya geldiği anlaşılıyor.